Millet Türkiye'yi. İttifakı'nın da vaadi artık bir seçim vaadi haline geldi. Evet. Parlamenter sisteme geri dönülmesi yönünde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, yani bir taraftan başkanlık sistemi oturuşsun, bunun için zamana ihtiyaç var derken, bir taraftan da önemli bir kesim parlamenter sisteme geri dönüş için bir açıklamalarda bulunuyorlar. Evet. Bir iradenin arkasında şimdi duruyorlar. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii parlamenter sisteme geri dönmek veya bir hükümet sistemi değişikliği yapmak bir siyasi partinin veya birkaç siyasi partinin bir araya gelerek karar vereceği bir husus değil. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Ve referandumlu bir anayasa değişikliği yapmak için de en az 360 oyla anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa parlamentoda sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla yani bunu bence bilerek ve halka bunu açıklayarak ifade etmek lazım. Yani bizi iktidara getirin, biz hemen şeyi değiştiririz. Hükümet sistemini değiştiririz gibi böyle bir basit bir şey olduğunu bunun anlatmak yanlış olur, aldatıcı olur. Onun için parlamenter sisteme dönmek, dönmemek ayrı bir şey ama hükümet sistemi değişikliği öneriyorsanız bu bir anayasa değişikliğidir ve bu anayasa değişikliğine değişikliğinin yapılmasına dair anayasadaki usullere göre ancak yapılabilir. Ya 400'ün üzerinde bir oyla bunu yapabilirsiniz parlamentoda veya 360'ın üzerinde bir oy artı referandumla bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde bir çoğunluğa sahip olmakla ancak sistem, hükümet sistemi değişikliği bulamazlar gerçekleşebilir. Bir kere onu söylüyorum. Bu bilinmesi lazım. Yani tartıştığımız hususu hani bunu bugünden yarına olabilecek bir şeymiş gibi anlatılıyor bazen. Hemen döneceğiz falan gibi. Öyle bir şey söz konusu değil bu. Bir anayasa değişikliğidir sonuç itibariyle. Belli bir çoğunluğu, nitelikli çoğunluğu gerektirir. Birincisi bu. İkincisi ben parlamenter sistem önerenlerin de geriye dönmek yani önce uyguladığımız parlamenter sistemi uygulamak gibi bir niyetleri olmadığını anlıyorum. Nereden? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Evet. Yani demek ki onlar da aslında önceki sistemin yanlış olduğu kanaatindeler. Ki onu öneremiyorlar, önermiyorlar. Onun yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri bir şey öneriyorlar. Şimdi ben bazı açıklamalara bakıyorum. Aslında şunu arzu ederim ben. Bu kadar konuşuldu. Madem ki bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz kendinizce bu hükümet sistemi değişikliğinin, o zaman somut bir şey ortaya koyun. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde anayasa maddesi olarak yani hükümet nasıl oluşacak? Cumhurbaşkanı halk mı seçecek, parlamentodan mı seçilecek? Cumhurbaşkanının yetkileri neler olacak? 61 Anayasası'ndaki gibi bir cumhurbaşkanı mı düşünüyorsunuz? Yoksa 82 Anayasası'ndaki gibi bir cumhurbaşkanı mı? Veya 82'nin ilk halindeki gibi parlamentonun seçtiği yetkileri geniş cumhurbaşkanı mı? Yoksa daha sonra 2007'de yapılan değişikliği halkın seçtiği o yetkileri geniş cumhurbaşkanı mı? Yani bununla ilgili birçok farklı sistem var. Bir şey daha var. İşin bence biraz detaya girilmesi gereken bir yönü. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde güçlendirilmiş kelimesi neyi ifade ediyor? Neyi güçlendiriyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistemde? Buradan herkes güçlendirilmiş parlamenter sistem dendiğinde parlamentonun güçlendirildiğini zannediyor. Halbuki öyle değil literatürde. Tam aksine hükümetin, yürütmenin güçlendirildiği bir sistemdir güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani bizdeki o eski parlamenter sistemde hani hükümet kurulması zor, bütün dünyada parlamenter sistemde genel olarak hükümetler kolayca düşüyor ve uzun süreli hükümetler oluşmuyor, siyasi istikrar olmuyor diye bir yol, bir arayış olmuş ve parlamenter sistem içerisindeki arayışlar güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram ortaya çıkarmış. Güçlendirilmiş parlamenter sistem parlamentonun güçlendirildiği sistem değildir. Kim bunu söylüyorsa ya bilgisizlikten ya da yalan söylüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, hükümetin, yürütmenin güçlendirildiği sistemdir. Nasıl güçlendiriyor? Hükümetin kurulmasını kolaylaştırıyor. Normalde işte mesela salt çoğunlukla güven oyu alınırken daha önce, güçlendirilmiş parlamenter sistemde salt çoğunluk aranmıyor. Mecliste bulunanların çoğunluğunun oyuyla güven oyu alelade çoğunlukla alınmış oluyor. Gen soruyla hükümetin düşürülmesi söz konusu olduğunda da bunu zorlaştırıyor. Salt çoğunlukla ancak hükümet düşürülebiliyor mecliste. Yani kuruluşunu kolaylaştırıyor, düşürülmesini zorlaştırıyor. Bunun dışında hükümetin getirdiği bazı kanunların mecliste görüşülmesini ve meclisten geçmesini kolaylaştırıyor.
parlamenter sistemde malum hükümet kanun teklif edebiliyordu. Buna tasarı diyorduk biz de. Mesela bunların görüşülmesini ve geçmesini meclisten kolaylaştırıyor. Bunun dışında hükümete kararnameyle düzenleme yetkileri veriyor. İşte bizde vardı, kanun hükmünde kararname vardı mesela. 12 Mart sonrası yapılan değişikliklerle anayasaya girmişti o. Mesela onun gibi hükümete bazı alanlarda kanun gücünde bazı kararlar ve kararnameler çıkarma yetkisi veriyor. Evet. Dolayısıyla yürütmeyi güçlendiren bir şeydir güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bugün yürütmenin fazla güçlü olduğundan, aşırı güçlü olduğundan şikayetçi olanların önerdikleri model en sonucunda bakıyorsunuz hükümetin güçlendirilmesini esas alan bir model oluyor. Yani bir taraftan yürütmenin güçlü olduğundan şikayetçisiniz, bir taraftan da güçlendirilmiş, yürütmesi güçlendirilmiş bir parlamenter Anladım. Sistemden öneri olarak getiriyorsunuz. Bakımdan ben şunu arzu ederim. Yani bir tartışmayı bu şekilde ilkeler bazında, mesela adil bir devlet olmalı. Buna kimse itiraz etmez ki. Bu bir siyasi partinin görüşü değildir herkes. Nasıl adil olmalı? Yani kastettiğiniz nedir? Somut olaylara, maddeleri somutlaştırdığınız takdirde ancak gerçek bir tartışma yapabilirsiniz. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi çok ilkesel bazda, çok genel şeyler üzerinden ben bakıyorum önerilere. Bunu somutlaştırın. Türkiye'nin böyle bir tecrübesi var. 2012'de Uzlaşma Komisyonu hatırlarsınız. O zamanlar bütün siyasi partiler somut olarak maddeler halinde anayasa önerilerini ortaya koydu. Herkes hükümet sistemiyle ilgili şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenler nasıl bir hükümet sistemi düşünüyorlar maddeler halinde anayasa maddesi olarak bunu ortaya koysunlar ki somut görerek bir tartışma yapalım. Yoksa ilkesel bazdaki tartışmalardan bir sonuç alabilmek mümkün değil.